Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte çok ucuz bir drone olan DJI Tello'yu inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu videoda hep beraber izleyelim. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımızı takip ediyorsanız eğer biz geçtiğimiz günlerde DJI Tello'nun kutusunu açmış ve özelliklerine bir bakış yapmıştık. Epey de uzun bir süre oldu bu arada. Onun için kusura bakmayın sevgili takipçilerimiz. Ve gün geldi bu ürünle ilgili görüşlerimizi bu videoda sizlere aktarmaya karar verdik. Şimdi DJI Tello, DJI'nin en ucuz ve en uygun fiyatlı drone modellerinden bir tanesi arkadaşlar. Biz kutu açılımını yaptığımızda 650 liraydı ama şu andaki fiyatı yaklaşık 750 TL civarında olduğunu da söyleyelim. Ne gibi özellikleri var? Aslında ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsedeyim. Daha sonra teknik özelliklere devam edeceğim. Şimdi genel görünümde aslında üzerinde 4 tane pervanesi olan ve bu pervanelerin de koruması bulunan bir drone. Standart olarak bir drone. 80 gramda bir ağırlığımız var. Çok hafif bir drone arkadaşlar. Ve istediğimiz gibi rahat bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. Bir tane pilimiz var. Pilimizi şöyle çıkartıyoruz. Şu şekilde alıp kullanabildiğimiz bir pilimiz var. Böyle yuvasına takınca da doğrudan çalışıyoruz. Üzerinde bir de micro USB bağlantı yuvası var. Buradan kutusundan çıkan kısa bir kablo yardımıyla cihazı şarj edebiliyoruz. Burada adaptör takabilirsiniz veya bilgisayar üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Bunun dışında cihazın üzerinde herhangi bir şey yok. Bu arada ben kutu açılımında bir hata yapmışım arkadaşlar. Micro SD bellek yuvası olduğunu söylemiştim ama bu cihazın üzerinde micro SD bellek yuvası yokmuş arkadaşlar. Bir girinti bana öyle gibi gelmişti. O benim hatam, kusura bakmayın bunun için. Video kaydını doğrudan doğruya telefonun üzerine yapıyor. Birazdan onun ben detaylarını size söyleyeceğim. Kutusundan 4 adet yedek de pervane çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani olursa ki mesela biz çarpmıştık, hatta bir pervanemizin kenarı birazcık yamuldu. Duvara çarpmıştık evin içinde yaptığımız denemelerde. Olur da bu pervane kırılır vesaire olursa bu pervaneleri değiştirebiliyorsunuz bu yedeklerle beraber. Ama şöyle bir uyarı yapayım arkadaşlar. İki pervanenin üzerinde özel bir işaret var. Bunları birbirine çapraz bağlamanız gerekiyor. Yani birini sola taktıysanız öbürünü onun karşısına takmanız gerekiyor. Ya da sağa taktıysanız diğerini bunun karşısına takmanız gerekiyor. Yoksa cihazın dengesi bozuluyor kaldırırken. Böyle bir durum yaşadığımızı belirtelim. Şimdi gelin cihazın teknik özelliklerine hep beraber bir göz atalım. Şimdi DJI Tello drone 100 metreden kumanda imkanı sağlayan bir ürün. Wi-Fi teknolojisini kullanıyor arkadaşlar. 13 dakikalık bir uçuş süresi var üründe. HD video kayıt yapabiliyor. 1280x720 piksel 30 fps, 5 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Intel işlemci var üzerinde ve 80 gram ağırlık olduğunu da söylemiştik. Yavaş hızındayken saatte 8 metre hızla ilerleyebilirken yüksek hız modunda ise 19 metreye çıkıyor bu hızı. Üzerinde 1100 mAh'lik 3.8 voltluk bir pil var ve satış fiyatında 750 TL olduğunu söyleyelim. Bu arada fiyatıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu ürün 10 Temmuz'da BİM tarafından 500 TL'ye satılacak. Şimdi biz 750 TL dedik fiyatını ama BİM'deki fiyatı 250 TL daha ucuz. Şu anda biz incelemeyi çektiğimiz tarih 8 Temmuz'du. 9 Temmuz'da yayına girecek bu video. 9 Temmuz itibariyle fiyatı 750 TL civarında ama BİM'de bulabilirseniz BİM mağazalarında 10 Temmuz'da bu ürünün 500 TL satılacağını söyleyelim. Ama daha sonra fiyat muhtemelen yine 750 TL civarında olacaktır. O yüzden biz fiyatı 750 TL olarak söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim kullanım deneyimine. Şimdi bu ürün giriş seviyesi bir ürün ve özellikle çocuklar için tasarlanmış bir ürün. Zaten işte web sayfasına falan baktığınızda da gördüğünüz bilgiler genelde çocuklar için tasarlanmış olduğunu gösteriyor. Farklı farklı sürümleri var burada. Iron Man sürümü var veya farklı böyle eğlenceli bir gövdeye sahip sürümleri var. Onlar Türkiye'de bulunmuyor. Bize gönderilen şöyle beyaz olan, işte alt kısmı gri olan falan bir sürüm gönderilmiş. Bu arada cihazın alt kısmında algılayıcılar var. Bu biliyorsunuz DJI'nin biz Mavic modelini de kullanmıştım ben kısa bir süreliğine. Onda da vardı mesela, Mavic Air'de daha doğrusu. Bu algılayıcılar şu işe yarıyor. Bir zeminde vesaire kullandığınızda altında bir şey varsa onun üzerine doğru otomatik yükselmesini sağlıyor cihazın. Böyle bir özelliği var. Şimdi dediğim gibi çocuklar için tasarlandığı için bu ürünün bazı enteresan özellikleri de var. Scratch üzerinden bazı kodlamalar yapabiliyorsunuz bu ürün yardımıyla. Tabi yazılımdan anlamanız gerekiyor biraz, yazılım geliştirmeden, ki çocukların çok kullandığı bir şey Scratch. Aramızda çocuğu olan ebeveynler varsa Scratch dediği zaman hemen anlayacaktır diye tahmin ediyorum. Bilmeyenler için de Google'da küçük bir arama yaparsanız buluyorsunuz. Cihaz nasıl? Şöyle bir tane uygulaması var, Tello isimli.
Yine bunu Google Play Store'da veya iOS Market'te bulabiliyorsunuz. O uygulamayı yüklediğiniz zaman ve bunun bir Wi-Fi ağı var, açtığınız zaman otomatik olarak aktif oluyor. O ağa bağlandığı zaman telefon uygulamayı doğrudan doğruya eşleştiriyorsunuz ve ekranında kamerasını görüyorsunuz. Telefonunuzun ekranında ve bazı kumandalar çıkıyor bu uygulama üzerinde ve bu uygulamayı o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu sizin çok işinize yarıyor, onu söyleyeyim. Çok bir pratiklik sağlıyor, kullanım sağlıyor. Peki cihazın kullanımı nasıl oluyor? Kapalı mekanda kullanıyorsunuz çünkü çok hafif olduğu için arkadaşlar. Rüzgarlı ortamda ben kullanmanızı önermiyorum. Çünkü bu ürün biraz daha böyle giriş seviyesi bir ürün olduğu için ve çok hafif olduğu için 80 gram gerçekten çok hafif. Çok hafif bir rüzgarda bile yalpalamaya başlıyor. Sıkıntılı olmaya başlıyor ve havada durma özelliği var bu arada. Yani siz bunu uçurduğunuz andan itibaren havada kendisi asılı kalabiliyor. Onda sıkıntısı yok. 100 metreye kadar da kumanda edebiliyorsunuz ama şimdi bu ürün giriş seviyesi bir ürün olduğu için ben çok açık havada ya da çok yükseklerde uçurmanızı önermiyorum. Çünkü bağlantı kopabilir, cihaz alır başını gider, bu sefer drone ararsınız ortalıkta ve bunun return to home falan gibi özellikleri, yani bulunduğu kalkış yaptığı yere dönme gibi bir özelliği falan olmadığı için çok sıkıntı çekersiniz. O yüzden ben kapalı mekanda ya da hani güvenli bir mesafe içinde olmak kaydıyla açık mekanlarda kullanmanızı öneriyorum. Hani ben bunu alayım böyle artistik video çekeyim, şöyle 300 metre havalandırayım, 500 metre yukarıdan çekeyim falan derseniz bu ürün işinize yaramayacaktır. Bu çok önemli. Rüzgar konusu çok çok önemli. Çünkü bu tip ürünlerde belli bir stabilizasyon olması için cihazın ağır olması gerekiyor. Ama ağır olduğu zaman da takdir edersiniz ki maliyetler artıyor. Havada kalma süresi vesaire gibi konularda da birazcık daha büyük pil gerekiyor vesaire. O yüzden sıkıntılı olabilecek durumlar olabiliyor. Yani daha pahalı oluyor daha doğrusu. Mesela Mavic Air kullandım ben. O 249 gramdı. Onun fiyatı 2200-2300 lira civarında. Tabii ki bununla karşılaştırılabilecek bir ürün değil. DJI'nin bir üst modeli olarak geçiyor Mavic Air. Ama ona baktığımız zaman tabii ki o daha stabil, daha uzun mesafelerde kullanabiliyorsunuz ama bu ürün öyle bir ürün değil. O yüzden birazcık oyuncak nevinde düşünün çocuğunuz için. Ya da drone kullanmaya giriş yapmak istiyorsunuz ama hani böyle çok pahalı bir şey de almayayım. En azından acemiliğimi ben bu cihazda atayım diyorsanız kullanılabilecek bir ürün. Uygulaması güzel. Uygulamanın birçok ayarı var. Birçok farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz uygulama üzerinden. İşte yükseklik ayarlaması yapabiliyorsunuz. Mesela yukarı çıkmasını engelleyebiliyorsunuz. Farklı özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Uygulama içinde bazı modlar var arkadaşlar. İşte takla atsın, etrafında dönsün, böyle bir daire çizerek dönsün, 360 derece bir tur atsın falan gibi modları var. Hem fotoğraf hem video çekebiliyor. Ama videolarda ses yok arkadaşlar. Sessiz çekiyor. Bizim kullandığımız çektiklerimiz genelde sessiz oldu zaten. 720p kalitesi de yani işte diyelim. Yani çok değil. Çok kötü değil. Çok da iyi de değil. Ortalama bir yani giriş seviyesi bir cep telefonu kadar kaliteli video çekebiliyor. Fotoğrafta hakeza öyle. Üzerinde bütünleşik bir kameramız var zaten. Hemen şöyle ön tarafta görülüyor zaten o kamera. O kamerayı kullanarak video ve fotoğraf çekebiliyor. Yani işte yere otomatik inme özelliği var. Otomatik kalkma özelliği var. Elinize indirebiliyorsunuz isterseniz. Öyle bir ayarı da var. Bunun gibi birçok ayarı kullanarak böyle farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi aslında ürün daha çok çocuklar için ya da drone kullanmaya yeni giriş yapan ama hani ben çok da pahalı bir şey almayayım, yarın bir gün bunu vururum, kırarım, düşürürüm dediğiniz zaman hani üzülmeyeceğiniz bir para vereceğiniz bir ürün olarak bakabileceğimiz bir ürün. Elbette şunu da söyleyebilirsiniz bu arada. Ya buna 500 lira vereceğimi, 750 lira vereceğimi Çin malı çok daha kabiliyetli. İşte üzerinde SD kart yuvası olan, oraya kayıt yapabilen ürünler de var. Doğru var. Onları da kullanabilirsiniz. Bu biraz tercih meselesi. Ama DJI'nin bir kalitesi var. DJI'nin bir yazılım desteği var. Bir uygulama desteği var. Vesairesi var. Hani bunlar önemli şeyler bence. Benim şahsi fikrim en azından böyle. O Çin markalarını da seçebilirsiniz. Onlara bir sıkıntı yok. Bu arada DJI de Çin markası. Onu da söyleyeyim. Ama kaliteli ürünler üreten bir Çin markası olduğunun altını çizelim. Yani böyle bir ihtiyacınız varsa bence bir göz atmanız gereken bir ürün olmuş DJI Tello. Ama daha çok çocuklar için olduğunun altını bir kez daha çizeyim. Evet şimdi gelin DJI Tello çektiğimiz video ve fotoğraf örneklerini bir bakalım. Daha sonra videomuzu kapatacağız. We'll be right back.
Evet sevgili teknoloji oku dostları, bu videomuzda sizlere DJI Tello, ki uygun fiyatlı bir DJI modeli bu, drone'u incelemeye çalıştık. Ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da şöyle bir özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada pil durumundan da bahsetmek istiyorum. 13 dakika diyor. Yaklaşık olarak 10 dakika havada tutabiliyorsunuz. Bence bu tarz bir ürün için yeterli. Ha eğer ben daha fazla kullanmak istiyorum diyorsanız yedek pillerini alırsınız. O pil bitince indirip öbürünü takarsınız vesaire. Bu tip şeyler yapabiliyorsunuz bu arada. Bunu da söylemiş olalım. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz lütfen ve lütfen abone olmayı unutmayın. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.